Hristiyan diye cehenneme girmesini anlamıyorum. Yani benim annem babam kötü veya Hristiyan diye ben neden cezasını çekeceğim? O zaman Allah beni Müslüman veya iyi bir ailede sınasaydı ben belki kat kat iyi bir insan olurdum. O zaman Allah bana 10 tane anne verseydi hangisinde iyi bir insan olurdum? Ona göre sınaması gerekmez mi? Hristiyan bir insan Müslümanlık uzak ona bu yüzden Müslümanlığı kabul etmesi de zor olur. Aynı şekilde bir Müslüman sırf anne babası onu iyi eğittiği her şeyi en güzel şekilde öğretti ve o çocuğun cennete girmesini de anlamıyorum. O iyi çocuk kötü bir yerde olsaydı belki kötü bir insan olacaktı. Yani her şeyimiz anne ve babamıza, ailemize göre şekilleniyor. Bu yüzden sırf annem iyi veya kötüler diye cennet veya cehenneme girmem bana mantıksız geliyor. Yani bu dediklerimin tam tersi de olabilir. Kötü bir aileden gelen biri iyi de olabilir ama çok düşük bir ihtimal. Sorum o değil yani. Ben Hristiyanlar ortamında olsaydım imam mı olacaktım demiş efendim. Diyarbakır'dan Mele Muhammed. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Mele demek, imam demek, alim demek, hoca demek. Aslında birçok insanın gönlündeki hali de beyan etmiş oldu kardeşimiz. Söylemek isteyip de söyleyemeyenlerin de halini söylemiş oldu. Onun için cevabı genel olarak vereyim, anlaşılmış olsun. Hristiyan bir anneden, babadan dünyaya gelince iman etme imkanımız daha azdır. Hatta yok mesabesinde. Çünkü ana baba onu Hristiyan yapıyor ama ben Müslüman bir memlekete dünyaya gelmişim. İmam olmuşum. Acaba Hristiyan bir memlekette doğsaydım, anam babam Hristiyan olsaydı ben de yine imam mı olacaktım diye soruyor. Cevap vereyim önce. Cevap vereyim. Gerisinde bunu açıklayayım. Hayır. İmam olmayacaktı. Ne olacaktım? Papaz. Evet, papaz. Neden? Sebebi nedir? İlmi alırken, bir şeyi öğrenirken bunu bir gaye ile almak gerekir. Nedir bunun gayesi? Rabbini bilmek ve tanımak. Allah kuluna akıl vermiş. Akıl. Neden? Rabbimizi anlayalım diye, Rabbimizi tanıyalım diye, Rabbimize şehadet edelim diyedir bu. Yoksa Rabbimizi hesaba çekelim diye değil. Rabbimizi anlamadan, tanımadan, aklımızla eğer olaylardan, meselelerden, hayattan bir bölümünden dini anlamaya çalışırsak o din olmaz. O iman olmaz. İman gaybe imandır. Önce Allah'a iman. Allah'a iman olmadan kendi aklımıza ne yaparız? Rabbimizi hesaba çekeriz. Rabbimizi bilmediğimiz, tanımadığımız, anlamadığımız içindir bu. Eğer Rabbimizi tanırsak nasıl bakacağız bu olaya, bu meseleye? Rabbimiz yaratmış. Hay ve kayyum olarak tecelli ediyor. Kulünü varlıkta tutuyor. Rızkını o veriyor. Nasıl ki zahiri rızkını veriyorsa. Manevi rızkını da vermez mi? Eğer bir kula zahiri olarak rızık vermezse o ölür. Manevi olarak rızık vermeyince bu sefer o manevi olarak ölür. Ama rezzak olan Allah'tır. Hadi olan hidayeti veren Allah'tır. El-mü'min olan imani veren Allah'tır. Bununla beraber hikmeti veren El-Hakim olan Allah'tır. İlmi verip öğreten El-Alim olan Allah'tır. O kuluna nasıl öğretmez, nasıl hikmeti vermez? Nasıl iman vermez? Nasıl onun rızkını vermez? Nasıl hidayeti vermez? Hiç bu ona yakışır mı? Rahman ve Rahim olan Rabbimize böyle bir şey yakışır mı? Yakışmaz. Onu tanımayınca, anlamayınca sanki Allah onunla beraber değildir. O varlıkta tutmuyor, o rızkını vermiyor. Sanki o onun Rahman ve Rahim olan, onu yaratan Rabbi değilmiş gibi bakıyoruz. Bakışımız böyle oldu şimdi.
Ne dedik? Rabbimizi hesaba çekmeye başlıyoruz. Zahire göre bakıp, ana babam Müslümandır, ben de Müslüman oldum. Onun anası babası Hristiyandır, Yahudidir, Mecusidir, o da öyle oldu. O öyle değildir. İman miras kalan, anadan babadan miras kalan bir şey değildir. Bu hal, bu tavır ile, bu bakış ile Müslüman olmuş muyuz? Ve soruyor, Müslüman olmuş muyuz? Mümin olmuş muyuz? Allah'a iman etmiş miyiz? Allah'ın her şeyi bir hikmetle yaptığına iman etmiş miyiz? Allah'ın her şeyi bildiğine iman etmiş miyiz? Kullarına karşı rauf ve rahim olduğuna iman etmiş miyiz? Bununla beraber Rahman ve Rahimliğine iman etmiş miyiz? Hadiliğine iman etmiş miyiz? Hangi ismine iman etmişiz? Hiçbir ismine. Eğer iman etseydik böyle hüküm vermezdik. İmanı insan kendisi kazanıyor. Anadan babadan miras kalmıyor. Yani onlar Müslümandır diye biz Müslüman olmuyoruz. Ben anam babam Müslümandır, dolayısıyla ben de Müslümanım. Ben de müminim. İmanı kendin kazanacaksın. Sen Allah'a teslim olacaksın. Aklını, iradeni, nefsini, varlığını Allah'a teslim edeceksin. Bak akıl teslim olmamış. Bak akıl ne diyor? Bence diyor, ben bunu kabul edemem diyor. Allah'ın bu hükmünü kabul edemem. Allah'ın ne yaptığını, nasıl yaptığını biliyor musun? Herkese iman etme imkanı tanıyor mu? Hazreti İbrahim'in babası müşrik, puta tapıyor. Ama Hazreti İbrahim ne yaptı? Baktı, güneşe baktı, aya baktı, yıldızlara baktı. Benim Rabbim bunların hepsini yaratandır dedi. O peygamberdir. Demek doğru değil. Neden? Çünkü bizim için örnektir. Böyle yapacaksın. Sen imanı böyle kazanacaksın. Rabbinin sana yaptığı muameleden Rabbini tanıyacaksın. Senin kabul etmediğin bir şeyi Allah nasıl kabul eder? O zaman Allah kabul ediyor ve ben kabul etmiyorum diyorsun. Ben ondan daha iyi biliyorum diyorsun. Ben ondan daha rahmet sahibiyim, Rahman ve Rahim'im diyorsun. Bu durumda Allah kullarına zulmediyor demiş oluyorsun. Hiç kimse bir ana, bir Müslüman, bir anadan babadan dünyaya geldi diye Müslüman olmuyor. Mümin olmuyor. Onun imanı kazanması gerekir. Onun Allah'a teslim olması gerekir. Onun Rabbine karşı takva sahibi olması gerekir. Onun aklını sonuna kadar kullanıp Rabbini tanıyıp şehadet etmesi gerekir. Allah aklı onu hesaba çekelim diye değil, onu anlayalım diye vermiştir. Rabbini tanımak marifettir, marifetullah'tır. Biri Allah'ı tanımıyorsa, marifetullah'ı yoksa, onun imanı olmaz. Neye iman etmiş? Kime? Ben Allah'a iman etmişim, Allah'ın şu işini kabul edemiyorum. Gönlüm kabul etmiyor, nefsim kabul etmiyor, aklım kabul etmiyor, kabul edemem diyor. Sen onu tanımıyorsun. Onu tanımış olsaydın, onun azameti karşısında, yaratması karşısında, muamelesi karşısında, tecellisi karşısında dilin tutulurdu, aklın tutulurdu. Nasıl fikir beyan edebilirsin, nasıl konuşabilirsin? Kullarına karşı nasıl rahmet sahibi olduğunu, Rahman ve Rahim olduğunu, nasıl rahmetinin içine aldığını, nurunun içine aldığını, nasıl rahmetle nazar ettiğini, eğer bilseydik, iman etseydik, bunu anlasaydık, fikir beyan edemezdik. Onun için ne yapmak gerekir? İmanı kazanmak gerekir. Aklı Rabbini anlamada kullanması gerekir. Kendisini yaratan Rabbi için bunu kabul edemem diyor. Hiçbir kul için hangisinin şansı daha fazla yüksektir diye sorulsa benim vereceğim cevap, gayrimüslimle dünyaya gelen çocuğun şansı daha yüksektir diyor. İmkanı daha fazladır. Çünkü her şeyi doğrudan öğreniyor. Araştırıp öğreniyor. Anlayıp öğreniyor. Ama Müslüman bir anadan babadan memlekette dünyaya gelen zannediyor ki Müslümandır. Araştırmaya gerek bile bulmuyor, görmüyor. Rabbini tanımak için çaba gayret sarf etmiyor. Ben biliyorum diyor zaten. Anam böyle söyledi, babam böyle söyledi. Senin ananı babanı söylemesiyle olmuyor bu.
Rabbini dinlemen lazım. Rabbini anlamaya çalışman lazım. Aklını sonuna kadar orada kullanıp Rabbini tanıman lazım. Ona şehadet etmen lazım. Bütün varlık üzerinde, her bir insan üzerinde ona şahit olup şehadet etmen lazım ki mümin olasın, Müslüman olasın. Onun rahmeti karşısında, güzelliği karşısında eriyesin, aşık olasın, boyun bükesin, secdeye varasın, başını secdeye koyup Subhan diyesin, Subhane Rabbi el-A'la diyesin. Benim Rabbim Subhandır, E'ladır, yüceler yücesidir. Eğer Subhane Rabbi el-A'la dediysek, nasıl senin işini beğenmem deriz. Buna böyle muamele ediyorsun, şuna şöyle muamele ediyorsun. O muameleyi nasıl yapacağını sana mı soracak? Sen onun muamelesini anlamaya çalış. Eğer bunu aklınla anlamaya çalışırsan, aklın gider. Aklını kaybedersin. Aklın gücü buna yetmez. İman, aklın tasdiki değil. Gönlün tasdikidir. Ruhun tasdikidir. Ruhun. O aşığın tasdikidir. O nasıl Rabbine senin işini beğenmem, bunu kabul edemem, aklın bunu almaz der diyebilir mi? Bir kul bunu söyleyebilir mi? İman etmiş bir kul Rabbine karşı böyle söyleyebilir mi? Söyleyemez. Yani küçücük bir tasa deryayı sığdırmaya çalışmış oluyorsun. Eğer aklınla Rabbini anlamaya çalıştınsa, ben aklımla iman ederim, aklımın kabul ettiğini ederim, etmediğini kabul etmiyorum. Bu durumda kalbin tasdik etmiyor. Sen aklın tasdikiyle iman etmeye çalışıyorsun. Ne olur sonra? 100 kilo çeken bir terazinin üzerine 10 tonluk bir ağırlığı koyuyorsun, terazi dağılır, aklın dağılır. Onun için bize düşen gönlümüzle Rabbimizi anlamaya çalışmaktır. Şöyle gönlüne bir dönmen lazım. Beni yaratan Rabbim demen lazım. O seni yaratmışsa sen onu ne kadar anlayabilirsin o aklında, yaratılmış aklında? Sen daha kendini anlamamışsın. Sen daha bir karınca bir şey yaparken sen onu anlayamıyorsun. Bir eşek bile bir şey yaparken sen daha eşeğin ne düşündüğünü, neler düşündüğünü, neler yapmak istediğini anlamıyorsun. Sen seni yaratan Rabbini nasıl anlıyorsun? Sen daha kendi, seninle beraber olan nefsini anlamamışsın. Sen seni yaratanı nasıl anlayabilirsin? Onun için aşk, muhabbet, haşyet ve edep aynı şeydir. Bunların üçü birden imandır. Biri olmayınca öteki de olmaz. Evet, seviyorsun. Neden sevdiğini biliyorsun. Ruhundan nefretmiş. Ondan ayrılmışsın. Senin ondan başka varlığın yok. O seni seviyor. O kendini seviyor. Dolayısıyla tecelli edip seni yaratmış, seni seviyor. Onun için seviyorsun. Onun seni sevmesiyle seviyorsun. Neden haşyet duyuyorsun? Onu kaybetmekten, azameti karşısında, güzelliği karşısında. Ondan korkmuyorsun. Kendi yanlışından korkuyorsun. Nefsinden korkuyorsun. Kaybetmekten korkuyorsun. Maşukunu kaybetmekten korkuyorsun. Ve onun azametini biliyorsun, arziyetini, kendi arziyetini de biliyorsun. Azameti karşısında, evet, acizliğini tadınca boyun büküyor, başını secdeye koyuyorsun. Bir de edep. Haddini aşmıyorsun. Değil böyle konuşmada, bir düşüncede, bir fikirde Rabbini hesaba çekmiyorsun. Yanlış yaptın demiyorsun. Yaptığını anlamıyorum demiyorsun. Sen de anlamasan kim anlayacak? Sen onun yeryüzündeki halifesisin. Sen de anlamasan kim anlayacak? Sen anlamadıysan bu durumda ferasetin kapalı, basiretin kapalı demektir. Körsün demektir, sağırsın demektir, kalbin kararmış demektir, taşlaşmış demektir. Sen de anlamasan hangi varlık anlayacak? Sen yeryüzünde Rabbini temsil ediyorsun. Onun halifesisin, sana ruhundan nefretmiş. Sen de anlamasan kim anlayacak? Zaten seni kendisini anlayasın diye, kendisini tanıyasın diye, kendisine iman edersin, aşık olasın diye yaratmış.
ne yaptığını bilmiyor mu? Yaratan yarattığını bilmiyor mu? Onun neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor mu? Nasıl olur da bir kurunu evet, gayrimüslim bir memlekete dünyaya getiriyor da onun gönlüne vahyetmiyor, ona öğretmiyor hakikati. Onu öyle başıboş bırakıyor. Onun iman etme imkanı olmuyor. Böyle nasıl düşünülebilir? Böyle bir düşünce Rabbini cehaletle suçlamaktır. Merhametsizlikle suçlamaktır. Hidayeti vermemekle suçlamaktır. Kuruna zulmetmekle suçlamaktır. Böyle basit bir şey değildir. Böyle bir fikir, böyle bir düşünce bizi nereye götürür? Küfre götürür. Nefsimizi Allah'a şirk koşmaya götürür. Aklımızı, ilmimizi Allah'a şirk koşmaya götürür. Allah sorsa kulum anlat beni ben kimim? Dese ne cevap vereceğiz? Nasıl cevap vereceğiz? Cevabımız da öyle olur. Bizi Müslüman bir dünyada, memlekette yarattın. Anam babam Müslümandı. Onun için ben kazandım. Öteki anası babası Hristiyandı. O da kaybetti. Ona da zulmetti. Bu mu? Allah, sen Allah'ı böyle mi anladın? Alim. Bir de okumuş. Bir de imam. Kimdir imam? Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede Hazreti İbrahim için? Onu bir takım kelimelerle imtihana tabi tuttuk. En ağır kelimelerle imtihana tabi tuttuk. Hepsinin gereğini yerine getirdiğinde seni insanlara imam kılacağım dedi. İmam olmak öyle okumakla olmuyor. İlimle, bilgiyle olmuyor. Neyle oluyor? İman ile. En ağır imtihanlara tabi tutuyor. Neden bunu böyle yapıyorsun ya Rabbi demiyor. Rabbim ne yaparsa doğru odur. Güzel odur. Hak odur. Rahmet odur. Benim için cennet odur. Benim için Allah'a yakınlık odur diyor. İman. İmanı onu imam yapıyor. Yoksa bilgisi, insanın bilgisi insanı imam yapmaz. Nice insanlar var ki kendini imam zanneder. Bir de bakıyorsun ki cehenneme doğru yol alıyor. İlmi ona kibir olmuş, küfür olmuş, şirk olmuş. Onun için Allah'ı tanımadan olmaz. Marifetullah'a ermeden olmaz. Hikmete ermeden olmaz. Allah her şeyi bir hikmetle yapar. Bu hikmet. Hikmetin olmayınca bunu anlamıyorsun, anlayamazsın. Niye böyle yapıyor? Sadece bu kadar basit değildir yalnız. Bir çocuğa neden böyle muamele ediyor? Bir çocuk neden hasta oluyor? Bir çocuk neden ölüyor? Birileri böyle neden birilerine zulmediyor, haksız ediyor, haksız yere ölüyor, öldürüyor? Çık için içinden çıkabilirsen, marifetin yoksa, hikmetin yoksa, sen Allah'ı tanımıyorsan bunu anlayamazsın. Allah'a göre dünya hayatı bir gün. Bir gün. Bir gün, bu bir günlük hayatta ebediyen kazanmamız ya da kaybetmemiz vardır. Ya ebediyen kazanmaya layık oluruz, ya ebediyen kaybetmeye layık oluruz. Bir gün, sadece bir gündür. Bize öyle uzun geldi. Bize ebediymiş gibi geldi hayat. Sanki hayat bu hayatmış gibi anladık. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Asıl hayat, ahiret hayatıdır. Asıl hayat, Allah katındaki hayattır dedi. Bizim hayatımız Allah katındaki hayattır. Buradaki hayat değil. Buradaki imtihan. Buradaki hayaldır, hayal. Bir hayalin içindeyiz. Bir vehmin içindeyiz. Bir rüyanın içindeyiz. Sadece bir rüya. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar buyurdu Resulullah Efendimiz. Uyandığımızda göreceğiz. Öldüğümüzde uyanacağız. Bir gün kaldık burada ve uyandık. Hakikati göreceğiz. Kim kazanmış, kim kaybetmiş, Allah kime nasıl muamelede bulunmuş? Kaybedenlere, kaybedenler ne derler? Biz kendimize zulmettik. Hepsi hakikati görüyor ve biliyor orada.
Mesele burada görebilmektir. Burada bunu anlayıp iman etmektir buna. Görmeden iman etmektir. Gaybe iman budur. Emin olmaktır. Yüzde bin emin olmaktır. En ufak bir şekilde bir şüphenin olmamasıdır iman. En ufak şekilde şüphe olsa ne olur? Rabbinden şüphe etsen. Rabbin bir şey eksik yaptı. Ben ondan daha iyi biliyorum deyince iman diye bir şey kalır mı orada? Kalmaz. Allah'ın rahmetinden kovulmuş olursun. Şeytan ben biliyorum dediği için zaten kovuldu. Onun durumuna düşme dedi. Evet, ilmimiz bize tevazu vermelidir. Layıkıyla Allah'tan alim kulları haşyet duyar dedi. Allah'tan haşyet duymamız lazım. Yani azametini, onun azametini, kendi arziyetimizi bilip evet, huzurunda boyun bükmektir bu. Onun azametine şahadet etmektir, şahit olmaktır. Şahit olmadan iman olmaz. Allah bir kul için, bir kula bakıp onun gördüğü muameleden dolayı nasıl alemlerin Rabbini, onun Rabbini hesaba çekiyor. Sen bu kula karşı yanlış yapıyorsun, ben bunu kabul edemem diyebilir. Eğer bir kul için, diğer kullar için bunu söylüyorsa, kendisi için bunu bin defa söyler. Allah dileseydi, insan olarak yarattığını başka bir varlık edildi. Ama bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Rabbini övüyor. Doğru yaptın ya Rabbi, güzel yaptın ya Rabbi, yaptığın haktır, yaptığın güzeldir. Noksansız ve eksiksizdir çünkü sen Subhansın. Sen övgüye layıksın. Her varlık üzerinden övgüye layıksın. Her bir varlığa öyle ikramda bulunmuşsun ki seni övüyorum, ben seni övüyorum. O varlık üzerinden seni övüyorum. Ve insan nankör. Bütün varlık onu överken insan övmek yerine tam tersine bahane arıyor, kusur buluyor, eksik buluyor, yanlış buluyor, Subhan değildir diyor. Övmüyor, hamde layık değildir diyor. Onun için iman etmeyenler hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağıdır buyurdu. Onun için kendimizi toparlıyoruz. Mevkimiz ne olursa olsun, ilmimiz ne olursa olsun, gönlümüze bakacağız. İlmimiz imana dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi? Aşka, muhabbete dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi? Hikmete, marifete dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi? Ahlaka dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi? Amele dönüşüyor mu, dönüşmüyor mu? Bakışımızdan, konuşmamızdan, halimizden, tavrımızdan, amelimizden iman saçıyor muyuz, saçmıyor muyuz? Rahmet saçıyor muyuz, saçmıyor muyuz? Kulluğumuzu yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yoksa Allah'ı hesaba mı çekiyoruz? Bir kul kendisini yaratan Rabbinin işini beğenmiyorsa, hesaba çekiyorsa, bunu kabul edemem diyorsa, onu tanımıyor demektir. Ona iman etmemiş demektir. Ne diyoruz? Rabbine gel, Rabbine. Kendine gel. Kendine gel. Rabbine dön. Böyle zahire bakıp hüküm verme. Allah el-zahir ve el-batındır. Zahire bakarken bir de batına da bakman lazım. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır, alimdir. Değil mi öyle? Buna beraber evveli de bilendir, ahiri de bilendir. Zahiri de bilendir, batını da bilendir. Evvelde de, ahirde de, zahirde de, batında da, tecelli eden odur. Sen kendinde nasıl konuşma hakkı buluyorsun ki? Nasıl fikir beyan etme hakkını görüyorsun kendinde? Bütün varlık içinde dünya bir zerre kadar bile büyük değildir. Bir zerre kadar büyüklüğü yoktur.
onun içindeki insanın büyüklüğü nedir? Ama bütün varlık Rabbini tesbih ediyor, hamd ediyor, zikrediyor, şükrediyor. Hepsi kendini de biliyor, Rabbini de biliyor. Kendini bilmeyen, Rabbini bilmeyen bir tek insandır. Bütün varlık Rabbine secde ediyor. İnsanların bir kısmı dedi. Secde etmek öyle kolay değil. Rabbini hamd ile tesbih etmeden secde etmiş olmuyorsun. Allah bizi gerçek manada secde edenlerden eylesin. Rabbini bilenlerden, tanıyanlardan, marifetullah'a kavuşanlardan eylesin. Rabbini bilenlerle beraber eylesin. Allah hakkında suizanda bulunanlardan eylemesin. Kim Allah hakkında suizanda bulunursa Allah ona lanet eder, Allah ona gazap eder. Ona elin bir azap hazırlanmıştır. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Bu suizandır. Kimin gönlüne, kimin aklına böyle şeyler geliyorsa bilsin ki bu suizandır. Bilmiyorsa soracak, bilmiyorsa öğrenecek. Bin türlü anlatırım onu. Allah bizi Allah'ın huzurunda fikir beyan edenlerden eylemesin. Rabbini anlamaya, tanımaya,